Merhaba arkadaşlar. Fizik dersi birinci dönem, birinci yazılı, dokuzuncu sınıflar için bir çalışma yapıyoruz. Bundan aynı zamanda TYT'ye hazırlanan temel düzeydeki arkadaşlar da faydalanabilir. Onu da söyleyelim. Hemen geçelim, başlayalım. Fizik bilimiyle başlıyoruz. Fiziğin tanımı ve önemi. Fizik nedir? Fizik, uzay, zaman, madde, enerji arasındaki ilişkileri inceleyen, gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır. Hemen tanımını yaparak başlayabiliriz. Şimdi hemen buradan sonra fiziğin alt dallarına geçeceğiz arkadaşlar. Fiziğin alt dallarında işte neler var? Mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katı hal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik ve yüksek enerji fiziği olmak üzere tam 8 tane alanımız var arkadaşlar. Bu 8 tane alanı yavaş yavaş irdeleyeceğiz. Bunlarla ilgili çıkabilecek sorulara bakacağız ve devam edeceğiz. Öncelikle mekanik, hareket, kuvvet ve denge ile ilgilenir. Statik, dinamik ve kinematik olarak 3 alandan oluşuyor. Bunun dışında mesela bir köprünün dayanıklılığı, bir yarış arabasının dış aerodinamik yapısı, yani kaportası ve kaportasının tarzı, inşaatların dayanıklı olması, işte gündemimizde de deprem varken işte daha dayanıklı inşaatlar yapılması yine mekaniğin ilgi alanına giriyor. Mekanik, makine mühendisliği ve inşaat mühendisliği olarak iki tane de alana ayrılmıştır ekstradan arkadaşlar. Çünkü fizik bilimi doğuyor, genişliyor ve genişledikçe de yeni alanlar ortaya çıkıyor. Bunlar işte inşaat mühendisliği ve makine mühendisliğini sayabiliriz. Bunun dışında işte basit makineler, mekanik motorlar, mekanik dişliler, bunların hepsi mekaniğin alt alanına giriyor diyorum, geçiyorum çok fazla uzatmadan. İkinci maddemiz elektromanyetizma. Elektromanyetizma, elektrik ve manyetizmanın birleşiminden oluşan bir alan. Daha önceden bir ayırmaya çalışıyorduk ama elektrikle manyetizma ayrılmıyor çünkü bir aradalar. Elektrik üreten sistemler, jeneratörlerin çalışma prensibi, işte rüzgar panelleri, bunların hepsi elektromanyetizmaya girecek. Mıknatıstan yararlanarak elde ettiğimiz elektromıknatıs. Bunun dışında işte hızlı trenlerde kullandığımız, işte süper iletkenlerden dolayı kullandığımız maglev trenlerinde yine özel mıknatıs sistemleri. Bunlar da hep elektromanyetizmaya girecek ve elektrik, manyetik alan bunlarla karşılaştığımız zaman elektromanyetizma alt alanına kaydedeceğiz arkadaşlar bunları da. Evet, hemen bir örnek sorumuz var. Ona bir bakalım. Fiziğin kullanım alanları ile ilgili verilenlerden hangilerinin mekanik, hangilerinin elektromanyetizma ile ilişkili olduğunu belirleyerek noktalı yerlere yazınız. MR cihazının çalışması. Arkadaşlar, MR cihazı manyetik rezonansın kısaltılmasından oluşan bir cihaz, isimlendirilen bir cihaz. Manyetik rezonans da çok yüksek manyetik alan oluşturarak işte insan üzerindeki hidrojen artı birleri titreştirerek bunların sinyaller göndermesini sağlıyor ve böylece işte hastanın dokularında herhangi bir sıkıntı olup olmadığını gözlemlemeye çalışıyoruz. Onun için buna elektromanyetizma diyeceğiz. Elektromanyetizmayı yazıyorum hemen. Sıradan düşen vidanın yerine takılması, buna mekanik diyeceğiz. Çünkü bir tornavida kullanabiliriz. Sıra zaten tahtadan yapılmış bir mekanik araçtır. Onu vidalamak yine mekaniğin ilgi alanına giriyor. Cep telefonlarının şarj edilmesi, bu çok basit. Hemen bunu elektromanyetizma ile ilişkilendirebiliriz. Evet. İnşaatta makara sistemiyle tuğla çıkartılması inşaata. Bu da mekanik olacak arkadaşlar. İşte böylece boşlukları doldurarak ilerlemiş olacağız. Hemen geçiyorum buradan. Başka bir örnek soru. Fiziğin kullanım alanları ile ilgili verilen olaylardan hangileri elektromanyetizma ile ilişkilidir? Gemilerin pusula ile yön bulması. Pusula nedir? Manyetik alanla çalışır ve basit bir mıknatıstır. Bunun için elektromanyetizmaya dahil edebiliriz.
Telgraf ile mesaj gönderilmesi. Telgraf da eski aletlerden bir tanesi. Şu anda hani günümüzde çok fazla kullanılmasa da bunun karşılığı olarak cep telefonunu düşünebilirsiniz. Cep telefonu da yine elektromanyetizma alanına girer. Telgraf da yine aynı şekilde giriyor. Hızlı trenlerin çalışma prensibi. Hızlı trenlerin alt kısmında süper iletkenlerle elde edilmiş mıknatıs kullanılıyor. Bu yüzden onu da elektromanyetizmaya sayabiliriz. Bir tenisçinin raketle topa vurması. Evet, raketin herhangi bir elektromanyetik özelliği yok arkadaşlar. Onun için bunu mekaniğe yazacağız. Aynı zamanda işte insan vücudu şöyle raketle vuruyorum. Sonuçta kas sistemimiz, iskelet kas sistemimiz de mekanik bir yapıdır. Bu yüzden onu mekanik alt alanına yazacağız. Cevabımız burada 1, 2 ve 3 olmuş olacak. 1, 2 ve 3 diyorum. Onu da geçiyorum arkadaşlar. Evet, başka bir soru. Fiziğin uygulama alanlarına yönelik verilen örneklerden elektrik ve manyetizma ile ilgili olanların yanındaki kutucuğa tik atınız. Hoparlör içerisinde mıknatıs ve elektromıknatıs bulunan bir sistem. Bu yüzden hoparlöre tik atıyorum. Modem yine elektrikle çalışan ve elektromanyetizma alt alanına giren bir alet. Maglev treni zaten biraz önce de söylemiştik. Hızlı trenlerde alt kısımda mıknatıs kullanıyoruz. Hırsız alarmı, işte mikrofon ve hoparlör sistemlerinde mutlaka mıknatıs oluyor arkadaşlar. Bu yüzden onu dahil edeceğiz. Yel değirmeni mekanik bir alettir. Çünkü rüzgarın esmesiyle dönen bir sistemdir. Televizyonun içerisinde birçok elektronik materyal bulunduğu için onu da elektromanyetizma alt alanına ekleyebiliriz. Bilgisayar yine elektromanyetizmaya girecek. Elektrikle çalışan bir alet. El arabası mekanik bir alettir arkadaşlar. Ve uzay mekiğin içerisinde de birçok elektronik devre elemanı olduğu için, elektronikle ilgili olduğu için onu da elektromanyetizmaya dahil ediyorum ve bu kısmı da geçiyoruz arkadaşlar. Termodinamik, termo ısı demektir arkadaşlar. Yani ısıyla alakalı, ısı ve sıcaklık arasındaki ilişkileri ne yapacağız? İncelemeye çalışacağız burada. İşte ısının etkisiyle ortaya çıkabilecek olayları, işte bir termosun sıcak suyu, sıcak soğuğu soğuk tutması, evlerin mantolanması ve kışın sıcak, yazın soğuksa soğuk olarak kalması, ısıtma ve soğutma sistemlerinden bahsedeceğiz. Kısaca ısı, sıcaklık ve ısı sıcaklık etkisiyle ortaya çıkan işte basınç, öz kütle değişimleri bunlar da termodinamiğin ilgi alanına girecek arkadaşlar. Hemen geçiyorum bir örnek soruya. Fizik ile ilgili verilen olaylardan hangileri termodinamikle ilişkilendirilebilir demiş. Buzulların erimesi, evet arkadaşlar, küresel ısınma, işte küresel ısınmadan dolayı güneş ışınlarının dünyaya gelmesi ve ozon tabakasının delinmesi dolayısıyla bu ışınların ozon tabakasının delinmesi diyorum özür dilerim. Karbon salınımının çok fazla artması için bu ışınların geri dönmemesi ve sıcaklıkların yavaş yavaş artması ve bu sıcaklığın artması sonucu buzulların erimesi yine ısı sıcaklıkla ilişkilendirebiliriz. Pikniğe termos ile çay götürülmesi zaten orada bir termo kısmı var görüyorsunuz. Termo ısı demek zaten. Termodinamik de oradan geldiği için orayla hemen ilişkilendirebiliriz. Sıcak su torbalarının etrafının kılıfla kaplanması. Bunu da ilişkilendiriyorum çünkü işte böbrek rahatsızlığı olanlar, üşütenler genelde sıcak su torbasını işte vücutlarındaki sıkıntılı bölgeye koyarlar. Ve aynı zamanda sıcak, çok yüksek sıcaklık olduğu için yakma ihtimali vardır. Burada ne kullanıyoruz arkadaşlar? Bir kılıf kullanıyoruz ki doğrudan vücut yanmasın, sıkıntı olmasın. Sıcak su kaynaklarından elde edilmesi, jeotermal enerji. Bu da zaten termodinamik aynı kökten geliyorlar. Yeryüzünde belirli yükseklere çıkıldıkça hava basıncının azalması. Bu mekanik bir olaydır arkadaşlar. Çünkü üzerimizde şu anda çok büyük bir hava katmanı var ve yükseklere çıkıldıkça bu hava katmanı gitgide ne yapıyor? Azalıyor. Daha az katman bizim üzerimizde basınç yapıyor. Yani basit bir mekanik olaydır.
bu kısım. Bu yüzden de cevap 1, 2, 3, 4 diyeceğiz ve burayı da geçeceğiz. Evet, sıradaki meselemiz optik. Optik, ışık, gölge, aydınlanma, ışığın kırılması gibi olayları inceleyen fiziğin alt dallarından bir tanesi. İşte optik sayesinde neler elde edilmiştir? İşte teleskop, dürbün, fotoğraf makinesi, gözlük, fiber optik kablolar, teleskoplar, optikte birçok alana katkı sağlamaktadır. Mesela sadece mikroskobun icadı bile birçok hastalığa çözüm bulunmasını sağlamıştır. İşte virüslerin, bakterilerin şu dönemde gündemde virüsler. Onların tespit edilmesi ve insana nasıl zarar verdiği, canlılara nasıl zarar verdiği ile ilgili yapılan çalışmalar, yararlı bakteriler, zararlı bakteriler, bunların ortaya çıkarılması bile çok büyük bir olay. Fiber optik kablolar içerisinde ışığın yansıyacak, tam yansıma yapacak gittiği bir sistemdir. Bu sayede işte ışık hızında internet diye reklam yapılan olayda fiber internet sayesinde, fiber optik kablolar içerisinde ne yapmıştır? İlerlemiştir. Bunlar da yine optikle ilişkilendirilebilir. Evet, geçiyoruz. Burada bir sorumuz var. Hemen o soruya bir göz atalım. Şunu azıcık küçültüyorum, biraz taşmış. Evet, soruya bakalım arkadaşlar. Ne diyor? A sütununda fiziğin alt dalları, B sütununda ise bazı olaylar verilmiştir. Verilen olaylarla ilgili fizik alt dalıyla eşleştiriniz. B sütununda kullanım alanları bir ya da birden fazla kullanılabileceği gibi hiç kullanılmayabilir. O zaman B'den başlıyorum gençler. Aynaların aydınlatmada kullanılması, bir optik olayıdır. Çünkü ışık, yansıma, aynalar, düz aynalar, küresel aynalar, mercekler bunların hepsi optik alanına giriyor. Jeneratörün çalışması, jeneratör hem mekanik bir alettir, hem de buradan elektrik üretildiği için elektromanyetizmaya da girer. Yani iki alana birden girdiğini ne yapabiliriz, söyleyebiliriz arkadaşlar. Kayak yapan sporcunun kayma hareketleri, mekanikle ilişkilendirilebilir. Çünkü insan vücudu da mekaniktir. En azından iskelet, kas sistemimiz, kayak mekanikle ilişkilendirilebilir. Tabağa konulan sıcak yemeğin soğuması, bu da termodinamik alanına girecek arkadaşlar. Ve son olarak gökkuşağının oluşumu da optikle ilişkilendirebiliriz. Çünkü gökkuşağının oluşması nasıl meydana gelmiştir? Yağmurlu bir günde, güneş de varsa aynı zamanda, güneşten gelen ışınlar yağmur tanelerinin içerisinde kırılmaya uğrarlar. Ve bu kırılma sonucunda da ışık renklerine ayrılır. Beyaz ışığı prizmadan ya da işte yağmur tanesinin içerisinden geçirdiğiniz zaman kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde renklerine ayrılıyor. Çünkü her rengin frekansı farklı ve bu frekans farklı olduğu için de kırılma miktarı biraz farklı oluyor. Bu şekilde ışık renklerine ayrılmış oluyor arkadaşlar. Evet, burayı da geçiyoruz. Şimdi başka bir durum. Günlük hayatla ilgili bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylardan hangileri optika alanıyla ilişkilidir? Evet, bakıyorum. Yağışlı havalarda görüşün bozulması, bu işte perde, gölge olayları gibi düşünebiliriz. Hava yağışlı olduğu için ışık bize ulaşmıyor. Bizim görüş alanımız azalıyor. Optikle ilişkilendirebiliriz. Karayolu çalışanlarının fosforlu kıyafetler giymesi, daha iyi bir şekilde yansıma sağladığı için, işte trafik kazasına sebebiyet vermemek için bu giysileri giyiyorlar. Bu da yine optikle alakalı. Numaralı gözlük ya da güneş gözlüğünün kullanılması, evet arkadaşlar, o da yine aynı şekilde. Kameralarda farklı kalitelerde lenslerin kullanılması, bunu da dahil edebiliriz. Çünkü yine kırılmayla alakalı. Yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi, bu da yine ışıkla ilgilidir. Işık ortamda çok fazlaysa göz bebeği azalarak az ışık girmesini sağlar. Ortamda ışık azsa göz bebeği genişleyerek daha çok ışığın girmesini sağlar. Cam kırıklarının orman yangınlarına neden olması, evet bunu da dahil edebiliriz.
Cam kırıkları bazen ince kenarlı mercek gibi davranır. İleride göreceksiniz 10. sınıfta ve bunlar ışığı bir noktada birleştirerek kuru otların ya da kuru odun parçalarının tutuşmasını sağlar. Bu yüzden de kesinlikle ormanlarda çöplerimizi bırakmamamız gerekiyor. Bu bile bunun bir kanıtı. Ev ve iş yerlerinde perde kullanılması optiğe girer. Çünkü ışık, gölge, ışığın engellenmesi yine optikle ilgili. Köpek düdüklerinden çıkan sesi insanların algılayamaması. Bu arkadaşlar mekanikle ilgili bir durum. Çünkü kulak mekanizması da mekanik bir mekanizmadır ve havanın titreşimiyle ses oluşur. Bu ses işte kulağımızın içerisinde çarpıp ilgili organlara ulaşarak ne yapıyor? Duymamızı sağlıyor ve insan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekansları duyabiliyor. Bunun altındaki ya da üstündeki sesleri duyamıyoruz. Kulağımızın mekanik yapısından kaynaklanıyor. Güneş yanıklarını yine optikle ilişkilendirebiliriz. Aynı zamanda termodinamiğe de girer orada sıcaktan dolayı yanık oluştuğu için. Bunu da yine optiğe dahil edebiliriz. İşin içerisinde ışık ve ışığın enerjisi olduğu için. Evet, bu soruyu da geçiyoruz arkadaşlar. Evet, sıradaki alanımız katı hal fiziği. Katı hal fiziği son dönemin en popüler fizik dallarından birisi. İşte güneş pilleri, SSD hard diskler, CD'ler, DVD'ler bir ara çok popülerdi. Onları da yine bulan katı hal fizikçileriydi. Özellikle elektroniğin gelişmesinde çok büyük katkıları vardır katı hal fizikçilerinin. Transistörün icat edilmesi, diyotların icat edilmesi, yarı iletkenlerle ilgili yapılan çalışmalar fizikte ve elektronikte çok büyük çığır açmıştır. Yani katı hal fiziği şu son dönemin en popüler fizik alt alanlarından bir tanesi. İşte kalem ucu, granit tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, hafızalı metaller, şarjlı piller, güneş pilleri gibi pek çok alanda çalışmalar yapmaktadır. Mikroelektronik mühendisliğinin de ortaya çıkması yine katı hal fiziğinin bir alt alanı olarak düşünebiliriz. Evet, gerçekten önemli ve popüler bir alan katı hal fiziği. Sadece SSD hard diskleri bulmaları bile bilgisayarların hızlanmasına sebebiyet vermiştir. Eski bir bilgisayarınız varsa onun normal hard diskini SSD hard diskle değiştirerek bilgisayarın hızlanıp bir miktar daha kullanmayı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yeri gelmişken onu da söylemiş olayım. Evet. Fizikle ilgili verilen olaylardan hangileri katı hal fiziğiyle ilişkilendirilebilir diye bir soru. Isı ve ses yalıtımında cam yünü kullanılması aslında bu biraz termodinamiğe giriyor gibi ama bu cam yününün geliştirilmesi ve daha iyi bir hale getirilmesi katı hal fizikçilerin yaptığı çalışmalarla olduğu için bir numarayı alıyoruz. Tesisatta kullanılacak plastik boruların dayanıklılığı, evet. Yine bu plastik boruların hem ses geçirmemesi hem de aynı zamanda dayanıklı olması bu da yine katı hal fizikçilerinin yaptığı çalışmalarla daha güzel bir hale getirilmiştir. Işığın suda kırılması, kırılma ışık deyince optik aklımıza geliyor arkadaşlar. Onun için 3 numaraya optik diyoruz. Bilgisayarlarda kullanılan silikon devrelerin işlem hızı, evet, onlardan zaten bahsettik. Yarı iletkenler, işlemciler, SSD, hard diskler, bunlar da hep katı hal fizikçilerinin yaptığı çalışmalar. Burada mesela fiber glass'ı da ekleyebiliriz. Fiber glass'la ilgili yapılan çalışmalar ve yalıtım, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, bu da yine katı hal fizikçilerinin yaptığı çalışmalarla ilgili arkadaşlar. Evet, geçtik. 6 numara atom fiziği. Atom fiziği ne yapıyor? Atom fizikçileri, atom modelleri, işte atom, proton, nötron ve elektronların etrafındaki dönüş mantığı. Öncelikle atom modelleriyle ilgileniyorlar. Modern atom teorisi şu anda son popüler teori. Bunun dışında atomların birleşerek molekülleri oluşturması, moleküllerin ayrışarak atomlarına dönüşmesi.
Nanoteknolojik çalışmalar, çünkü küçük boyutlarda yapılan çalışmalar, atom fizikçileri onlarla ilgileniyor. Nanoteknolojiyle de ilgileniyorlar günümüzde. İşte kuantum